İlk Türk halısı. Günümüzde bilinen en eski düğümlü halı olan pazırık halısı, 1947 ve 1949 yılları arasında Altay Dağları eteklerinde Pazırık'ta bir mezar odasında yapılan kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Arkeologlar bu halının milattan önce 2-3 ya da milattan önce 3-5. Yüzyılda dokunmuş olabileceğini belirtmektedirler. Mezar odası içine dolan suyun buz tutması ve halının bu buzun içinde kalması günümüze kadar korunarak gelmesini sağlamıştır. Halı süvari ve geyik figürleri içeren bordürlerden oluşmaktadır. Pazırık halısı düğüm sıklığı son derece fazla olan bir halıdır. Desimetre karesinde 3600 düğüm vardır. Pazırık halısı stil, ölçü ve şekil bakımından Türkmen halılarını andırmaktadır. Halının dokumasında kullanılan atkılar yün olup oldukça ince ve çok bükümlüdür. Yine halıda kullanılan çözgüler de yündür. Motifler birbirlerine büyük bir uyum içerisinde bağlanmıştır. Yine motiflerin birleştirilişi bakımından da halıcılık tekniğine tam uyulmuştur. Bugün Leningrad Ermitaj Müzesi'nde sergilenen bu halıyla birlikte oraya çıkarılan diğer mezar odası buluntuları ve kök Türk yazısı ile yazılmış Türkçe kelimeler halının Hun Türkleri ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Pazırık halısı Türk düğümü olarak bilinen Gördes düğümü ile dokunmuştur ve devrine göre oldukça ileri bir tekniğe sahiptir. Bu da halıcılığın Türklerde çok daha eskilere dayanan bir geçmişi olduğunu düşündürmektedir.